Emeklilikte yaşa takılanlar yasa tasarısında sona gelindi. Düzenlemenin Aralık ayında meclise sunulması, Ocak ayında ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar. EYT yasa tasarısında son viraja girildi. Milyonların merakla beklediği o düğüm çözülecek. EYT yasası Aralık ayında meclise girmesi planlanıyor. Yasa yürürlüğe girerse ilk maaş Şubat'ta hesaplarda olacak. Bayram ikramiyeleri başta olmak üzere banka promosyonlarından da yararlanabilecekler. Düzenleme emeklilikte yaşı bekleyen çalışanlar kadar işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Kimi işveren EYT nedeniyle deneyimli çalışanını emekli etmek istemiyor. Peki EYT emeklisi iş yerinde çalışmaya devam edebilir mi? Kamu kurumlarında çalışanlar açısından gerek işçi gerekse memurların hem emekli maaşı alıp hem çalışma imkanları yok. Çalışma imkanları sadece emekli maaşlarını kestirmek diyoruz. Kestirerek çalışmalarına imkan var. Özel sektör açısından hem emekli maaşı alıp hem çalışma imkanı var. Ayrıca EYT'de mutabakat sağlandı. Emekli olup çalışmayı sürdürecekler için işverene ek maliyet gelmeyecek. İşin bir de emekli olacak çalışanların işverene prim maliyeti boyutu da var. Şu anda normal aktif çalışan sigortalılar için tamamı için %5'lik bir prim avantajı veriliyor işverenlere. Aslında sosyal güvenlik destek priminden kaynaklanan fark da bu %5'lik normal aktif çalışan işçinin prim desteğinden kaynaklanıyor. Bunun olup olmayacağına Çalışma Bakanlığı karar verecek. Her yıl ortalama 400 bin emekli verilirken Ocak ayında bu rakam 5 katına çıkacak. İşverenler bu yüzden kıdem tazminatı konusunda endişeli. Hem Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızın hem Hazine Maliye Bakanımızın bir arada olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmede öyle zannediyorum ki bu mesele de gündeme gelmiştir. Bu konuda da taraflar kolaylaştırıcı bir takım adımların atma ihtimali de olabilir. Peki kıdem tazminatı hakkı ne? Ayrıca tazminatı almadan çalışmaya devam eden EYT'linin tazminatı nasıl hesaplanacak? Ayrıldığı dönemdeki brüt ücreti neyse o brüt ücret üzerinden kıdem tazminatını alabiliyor ve bir tavanı var bunun. Tavanı asgari ücretin brütü şu anda 6.471 lira ki bu artacak. Tavanı da 15.371 lira. O da Ocak ayından itibaren yeni bir artışla güncellenecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.